Hemşire Deneyim Paylaşımcısına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz intramüsküler kas içine enjeksiyon nasıl yapılır? Bölgemiz arka kalça, dorsagluteal bölge. El hijyeni ile beraber ilaç hazırlamaya geçelim. El hijyenimizi tamamladık. Şimdi ilacımızı hazırlayacağız. Elimizde ampulümüz var. Ampulle bazen ilaçlar yukarıdaki kısımda oluyor. Bunu aşağı indirmemiz için birkaç tık yaparak bu şekilde ilacı aşağıya indiriyoruz. İndirdikten sonra ampulümüzün şu gördüğünüz köşeyi alkolle sivapla temizliyoruz. Temizledikten sonra şurada gördüğünüz mavi nokta var. Mavi nokta bize bakan taraf olması gerekiyor ki rahat kırabilelim. Şöyle arkadaşlar. Bu şekilde. İlacımızı çekiyoruz. Ve enjeksiyonumuza geçelim. Şimdi gelelim bölge tespitine. Bölge tespiti yaparken dorsagluteal bölgede femurun büyük torak anterinden burada iliak kreste hayali bir çizgi çekiyoruz. Ve bu hayali çizginin dış yan kısmı bizim enjeksiyon bölgemiz. Ya da bu belki biraz daha zor olabilir. Kalçayı 4 eşit parçaya bölüyoruz. 4 eşit parçaya böldüğümüzde dışta kalan yan kısım burası bizim enjeksiyon bölgemiz. Ve burada dikkat etmemiz gereken bir şey, enjeksiyon yapmadan önce iğne ucunu değiştiriyoruz. Neden? Hem ampule dokundurduk hem de flakondan girerken oralara sürtündü, o iğne ucu köreldi. Bunun için yeni iğne ucu takıyoruz ki hastamız daha az ağrı hissetsin. İşlem bölgesini tespit ettikten sonra alkollü swapla, yani alkollü pamuk da olabilir, merkezden dışa doğru siliyoruz. Bir diğer dikkat etmemiz gereken nokta, lateral bir şekilde, yan bir şekilde dokuyu çektirmemiz gerekiyor. Bu Z tekniği için geçerli. Z tekniğinin ne olduğunu anlatacağım daha sonra. Ve enjektörü kalem şeklinde tutuyoruz. Girerken de hızlı ve stabil bir giriş yapıyoruz ki daha az doku travmasına, daha az hasara yol açalım. Hastamız daha az ağrı hissetsin. Evet, enjeksiyona başlayalım. 90 derece açıyla parmağımla buradan destek alarak girişimi yapıyorum. Serbest elimle kanama kontrolü yapıyorum. Burada kan geldiyse enjeksiyonu yapmıyorum. Ancak hava geldiyse rahatlıkla enjeksiyonumu yapıyorum. Sponge'la ya da kuru pamukla enjeksiyonumu bitiriyorum.